Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bugün eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı dinliyor. Görüşmeler basına kapalı olarak Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Büyükanıt'ın komisyona 28 Şubat ve 2007 yılında kaleme aldığı muhtırasıyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ifade vermek için Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Dolmabahçe Sarayı'na ilk olarak komisyon başkanı Nimet Baş gelirken BDP'li üye Sırrı Süreyya Önder tek başına yürüyerek geldi. Dolmabahçe'ye arka kapıdan giriş yapan Büyükanıt'ın yanında getirdiği dosyalarsa dikkat çekici. Büyükanıt'ın yanında üyelerin fotoğraflarının bulunduğu bir liste, Genelkurmay Emir Subaylığı tarafından hazırlanan bir dosyayla kapağında kendi üniformalı fotoğrafının bulunduğu bir kitap getirdi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen komisyon ve Büyükanıt buluşması basına kapalı yapılıyor. Orgeneral Büyükanıt'ın komisyona 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan 27 Nisan muhtırası ile ilgili ifade vereceği tahmin ediliyor. Büyükanıt 2007 yılındaki muhtarayı kendisinin kaleme aldığını açıklamıştı. Muhtaranın yayınlanmasından sonra Erdoğan'ın Büyükanıt'la Dolmabahçe'de baş başa yaptığı görüşme Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 Mayıs'ta gerçekleşen Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Başbakan Erdoğan, "Bu benimle mezara gider. İnanıyorum ki Sayın Büyükanıt da böyle düşünüyor." ifadesini kullanmıştı. Yaşar Büyükanıt da kıyamete kadar saklayacağım ifadesini de kullanmıştı bu tartışmalar ekseninde.